güç basın ise aslında bu güç buradan geliyor. Yani halktan aldığımız güçle biz kendimizi dördüncü güç olarak konumlandırıyoruz. Gene ters düşeceğim sana. Hiç katılamıyorum buna. Ben halk için yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta bir gazete için çalışıyorsunuz. Emeğinizi bir gazeteye veriyorsunuz. Eğer sadece halk için yapsaydık, sadece halkın hoşlanacağı şeyleri yapardık. Ama halk kamu için görevi yaptığımı da güzel düşünmüyorum. Peki halk için yapmak sadece halkın hoşlanacağı şeyleri mi yapmak? Peki nedir burada, ölçü nedir yani? Yani halk için aslında gazetecinin soru soruyor olması lazım derken, yani bütün aslında iletişim kuramlarının öngördüğü şey sadece hoşlandıkları ve merak ettikleri değil, bazen de bilmesi gereken, yani başka türlü demokrasi kültürünü biz geliştirme anlamına nasıl katkıda bulunacağız? Yani dördüncü güç olarak bazen gerçekten gündeme getirmemiz, sorgulamamız gereken, özellikle işte siyasiler, iktidar mercilerine karşı sorgulamamız, halka rağmen hatta sorgulamamız gereken böyle şeyleri de yapmak. Halk adına aslında mesleği icra etmek. Böyle yapıyorsunuz, böyle başlıyorsunuz aslında ama galiba belki de Nuriye Hanım'ın söylediği gibi o birazcık kişisel bir şeye de dönüşüyor. Çünkü az önce söylediğim gibi işte tamamen kişisel meraklarınızla, kişisel deneyimlerinizle sorduğunuz şeyler. Belki gazete okuyucusu, halk demeyelim de gazete okuyucusunu daha çok ilgilendirmesine çalışıyoruz. Evet. Tabii burada biraz işin ticari boyutu da devreye giriyor değil mi? Yani bir de tabii ilginç kılmak. Yani okuyucuyu elbette yakalamak. Elbette okunmasını istersiniz. Okunmasına çalışırsınız. En iyi başlığı içinden en iyi başlığı tabii seçip en iyi soruları sayfada bırakarak belki çok atmanız da gerekiyor röportajdan. Evet. Kullanmayacağınız bir sürü ayrıntı da oluyor. Siz soruyorsunuz. Cevap alabilmek adına çok genişletiyorsunuz röportajı. 2-3 saat de sürebiliyor bu röportaj. 5 saat de sürebiliyor ama sonuç olarak ilgi çekici yanlarını orada bırakmaya gayret ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu amaç anlamda da bu. Mesela başlıklar, fotoğraf, işte o kutular, bunlar ne kadar rol oynuyor okunması açısından? Mesela ben sizinle tabii bu kitabı hazırlarken konuştuğum işte 23 gazeteciden birisiniz. Mesela siz fotoğrafın çok önemli olmadığını söylüyorsunuz. Hayır, fotoğraf önemli genelde de benim için değil. Yani ben röportajın fotoğrafını çekimi sırasında strese girmiyorum. Strese giren arkadaşlarımız var. Yani tamam, sonuçta benim foto muhabirim de işini iyi yapıyor. Onun problemi, o düşünecek önceden. Konuyu veririm. O düşünecek. Yani bir daha da ona ben üzerine bir şey, zaten kendimi sokmuyorum fotoğrafları, evet, ben. Evet, siz vermiyorsunuz. Zaman da gerek yok. Yani o manada önemsiz. Tabii ki güzel bir fotoğraf röportajı okutur. Sonuçta sadece sözel bir iş siz değil, niye görselliği de var. Konuştuğunuz kişiyle mesela fotoğraf vermiyorsunuz. Genelde hep öyle görüyoruz. Evet. Şimdi neden vereyim? Ne önemi var yani? Burada ben zaten sorularımla A'dan Z'ye röportajın her yanında, her şeyinde varım. Baştan sona. Bir de tekrar fotoğrafı okura sunmanın ya mesela telefonda sorduysanız mı diye. Değil mi? Şüpheleri gidermek için biraz da ispat ne için. Ne fark eder? Önemli olan soru sormak değil. Ama artık ben şunu merak ediyorum. Sonra. Siz daha önce de kullanmıyor muydunuz fotoğraf? Yok, hatırlamıyorum. Sabahta veriliyordu. Hı-hı. Ama bu gazetenin de tercihi. Hı-hı. Ben buraya geldiğimde istemedim. Yani başlangıçta birkaç defa verdik. Çünkü çok önemli değil. Kitapta da sana söylediğim gibi. Şimdi diyelim ki en uzak bir ihtimal, imkansız bir ihtimal, İmralı'ya gittik ve Apo ile röportaj çekilmez yaptık. Çekilmez mi? Yani tabii ki çekilir. Obama ile röportaj imkanı buldun. Tabii ki gösterilir. Ama bu şimdi gündelik röportajlarımızda ne gerek var yani? Hı hı. Niye kanıtlamak zorundayım? İnanmayan okumasın zaten. Şirin.